Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine temizlik yaptık arkadaşlar. Bir hafta oldu, bakın bir poşet pislik çıktı. Tavalarımızı temizledik arkadaşlar. Bazı muhabbet kuşlarımızın eşlerini değiştirdik. Bakın burada Jumbo, Kremio, siyah göz erkeğimiz var. Bu muhabbet kuşumuz şu yukarıdaydı. Bunu Japonez mantolu ile eşlemiştik. Altından kırmızı gözle geldi arkadaşlar. Erkeğimiz kırmızı göz taşıyıcı olduğu için altından kırmızı gözle geldi. Oradaki erkeğimizi bakın buradaki beyaz dişi Jumbo ile eşleyeceğiz. Siyah göz Jumbo arkadaşlar. Bakın beyaz kar tanesi dişimiz var. Bu dişi ile arkadaşlar buradaki erkek muhabbet kuşumuzu eşleyeceğiz. Bir hafta yani 3-4 gün bir hafta bunu yalnız bırakacağız. Biraz kızışsın diye. Evet buradaki Texas takımlarımız vardı. Buradaki Texas takımlarımızı başka kafese aldım. Başka kafese niye aldık? Yerlerini niye değiştirdik? Hayvanlar bir ay kadar oldu. Belki bir aydan fazla yumurta yapmadılar. Yani yuvanın içerisinde sürekli vakit geçiriyorlardı ama yani bir yumurta belirtisi yoktu. Yumurta durumu yoktu. Biz de belki yerlerini sevmemiştir, yerlerini benimsememiştir diye yerlerini değiştirdik, yer değişikliği yaptık. Buradaki takımlarımızı ise şuradaki sahiplendirmiş olduğumuz Jumbo tepeli takımların yerine aldık. Belki burada bakarsanız yumurta yapar, eş olurlar. Yani burası biraz daha yüksek. Biraz daha yüksek olduğu için, orası alt kısımda kaldığı için belki hayvanlar ürküyor olabilir, korkuyor olabilirler. Yani biz odaya girip çıktığımızda korkuyor olabilirler diye bunları bu kafese aldık. Burası biraz daha hani müsait, biraz daha tenha diyelim. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi temizlik yaptık. Tavalarımızı temizledik. Sahiplendirdiğimiz burada bir çift Jumbo tepeli takımımız vardı. Onları sahiplendirdik. Arkadaşlar yavrularımız var. Burada Jumbo tepelilerin yavrusu var arkadaşlar. Onlar şu an annemiz yavruları besliyor. Bakın arkadaşlar yavruların üstüne yatıyor kerata. Maşallah hiç istifini falan da bozmuyor kerata. Maşallah diyelim arkadaşlar. Rainbow'larımız yuva hazırlığında. Bunu önceki videomuzda bahsetmiştik. Yine bahsetmiş olalım. Bunlar da yumurtaya yatıyor. Basit takımlarımız yumurtaya yatıyor. Alt tarafta erkeğimiz kırmızı göz, kremiye kırmızı göz. Dişimiz ise Lasenik Jumbo. Bunların 6 tane yumurtası dolu maşallah. Allah bereket versin. İlk ağızları arkadaşlar. İlk ağızları belli olmuyor. Bazen ilk ağızlarında yani acemi kuşlar ilk sefer kuruşluğa yattığında boş yumurta atabiliyor. Yani 1-2 tane dolu yumurta da yapabiliyor. Belli olmuyor. Hayvan 6 tane yumurta yapmış, 1 tane boş yapmış. Helal olsun, gerçekten helal olsun. İlk ağızda 6 tane dolu yumurta yapmak her baba için harcı değil. Evet, lasenliklerimiz gördüğünüz gibi bunlara maşallah demenizi istiyorum. Bir maşallah alırız. Bunların yuva kapağı kapalı arkadaşlar. Bunları dinlendirmeye aldık. Yumurtaları boştu. Burada yavrularımız var. Lasenliklerin yavrusu var. Bakın dişimiz içeride. Arkadaşlar dişi kuş yani erkeğe izin vermiyor. Erkek belki kızışmıştır bilmiyorum. Çiftleşmek istiyordur. O yüzden dolayı sürekli erkek kuşu uzaklaştırıyor. Erkek kuşu kovuyor kendinden. Yani yavrular biraz daha büyüsün. Dişi kuşu alacağız, salmaya atacağız. Hayvan biraz dinlensin. Babamız yavrulara bakacağını umut ediyorum. Yani düşünüyorum. İnşallah babamız yavrulara bakacak. Dişi kuşu alıp salmaya atacağız. Bu süre zarfında da dinlendirmiş olacağız. Onları tekrardan yeni bir kuruçkaya hazırlayacağız. Bunların yuva kapağı hala kapalı arkadaşlar. Önceki videomuzda bahsetmiştik. Rainbow'larımız yem yememişlerdi. Bunun akıllı yemlikten olduğunu söyledim. Akıllı yemliğimiz nemlenmiş. Yemler nemlendiği için yem haznesini kapatmış. Yani yapışmış kapatmış. Yem transferi olmuyordu. O yüzden dolayı akıllı yemliği değiştirdik. Diğer yemliği ise yıkadık. Bakalım hayvanlar bakın yem yemişler yani. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ben de düşünüyorum ki bu hayvanlar hasta oldu, rahatsızlar. Yani birkaç gündür yem yemiyorlar. Aklıma direkt o geldi arkadaşlar. Lutinolarda sevindirici bir haber var. Lutinolarımız yuva hazırlığında. Bakın erkek veyahut da dişi yuvaya girmiş. Bakın yuvayı dağıtmış. Mısır koçanını falan aşağı yapmış hep.
arkadaşlar. Talaş olur, mısır kaçanı olur. Bunların muhabbet kuşları, yani dişi kuş veya erkek kuş atıyor ise tekrardan alıp yuvala, kolluğa koymayın. Yani hayvan kafasına göre yuvasını hazırlasın. Yani siz hiçbir şekilde yuvaya müdahale etmeyin. Bakın hayvan kafasına göre atıyor, çıkartıyor, ne bileyim eşeliyor. Kendisi yuvasını hazırlıyor arkadaşlar. Yani muhabbet kuşunu rahatsız etmenin bir anlamı yok. Karışmayın, hiçbir şekilde müdahale etmeyin. Kendisi en iyi şekilde yapar yani, o işini biliyordur. Evet, bu takımların da işini değiştirdim arkadaşlar. Dişi kuşumuz buradaydı. Bakın bu dişi ile o dişiyi değiştirdik. Çünkü bu dişinin kanatları biraz daha güzel, daha çok hoşuma gidiyor. Erkek bayağı bir tecrübeli. Yani en sonki ağızda 5-6 tane yakın yavru aldık erkekten. O yüzden dolayı buradaki dişiyi aldık. Buradaki erkeğimizin yanına koyduk. Evet, bu videomuzda muhabbet kuşlarımızın eşlerini değiştirdik. Bu muhabbet kuşumuzu da eşe hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunun eşi gerçekten çok güzel. Bakın beyaz jumbo dişimiz, DF dişimiz arkadaşlar. Bu da yine kırmızı göz taşıyıcı. Bu sarı ile bunu eşlediğim zaman altından kırmızı göz gelme olasılığı çok arkadaşlar. Yani kırmızı göz gelme olasılığı çok. O yüzden dolayı bu jumbo ile onu eşleyeceğim. Bakalım Allah kısmet ederse birkaç gün içinde yeni eşleme yapacağız. Salmamızdaki muhabbet kuşlarının bazıları ilk tüyünü atıyorlar. Hayvanlar ilk tüyünü atıyor, bakın bazı hayvanlar kabarık duruyor. Tüyde olduğu için arkadaşlar, bazı muhabbet kuşlarımız tüyde olduğu için ilk tüyünü atıyorlar. O yüzden dolayı sizlere kabarık gelebilir arkadaşlar. Evet, telefonumuzun odaklanma sorunu var, odaklanma sıkıntısı var. Onu bir türlü çözemedik. Evet, burada ilk tüyünü atan yine erkeklerimiz var. Bakın jumbo kırı, karşıdaki yeşil spangler jumbo kırı, o var. Yani Japonez erkeğimiz var. Yanında yine bir çift Japonez erkeğimiz daha var. Şu karşıdaki de Japonez erkeğimiz. Bunlar kuru ötüşü yapıyor arkadaşlar. Yani birbirleriyle kuru ötüşü yapıyorlar. Hayvanlar kendilerini eşe hazırlıyor. Bakın kafayı nasıl sallıyor yarata. Bu da jumbo kırı arkadaşlar. Yani bunların çoğu jumbo kırıkları. Texaslarımıza gelelim arkadaşlar. Texaslarımızın durumları iyi. Hayvan yemiyor bakın. Dişi kuşumuz yemiyor. Texaslarımıza da maşallah demeli istiyorum. Bunlara da bir kocaman maşallah alırım. Bakalım inşallah Allah izin verirse muhabbet kuşunda Japonez muhabbet kuşu Texas üretimini yapacağız. Allah kısmet ederse bunların üretimini yapacağız. Evet, burada da bir çift Texas'ımız var. Bunlardan da ümitliyim. Yerleri değişti. Bakalım bunların takibini yapacağız. Yakın zamanda belli olur arkadaşlar. Yani yuvaya girip çıkmalar başlar. Onların takibini yapacağız. Evet, bazı muhabbet kuşlarımıza E vitamin takviyesi yapacağız. Yani E vitamini nedir? Muhabbet kuşlarında yumurta doluluk oranını arttırıyor. Muhabbet kuşlarını kızıştırıyor. Yani eşe gelmeyen muhabbet kuşları varsa belki D eksikleri vardır. Ne bileyim, belki kalsiyum eksikliği vardır. Veyahut da E vitamini, selenyum eksikliği vardır. Bunları gidermek için bazı ilaçlarımız var. Onlardan veriyoruz arkadaşlar. En son kullandığımız, yani en son almış olduğumuz Renfred marka Tau Benfit E50 var, kızıştırıcı var. En son onu aldık. Onu kullanacağız, onu vereceğiz. Bazı muhabbet kuşlarımıza vereceğim arkadaşlar. Mesela burada bir erkeğimiz var. Ona E vitamini takviyesi yapacağız. 5 gün kadar, yani 4-5 gün kadar yapacağız. Bu takımlarımıza E vitamini takviyesi yapacağız. Bunları eşe attık. Bunlara E vitamini takviyesi yapacağız. Bir de arkadaşlar, bunlar ilk ağızlarında boş yumurta atmışlardı. Bu takımlarımızı da E vitamini takviyesi yapacağız. Bunlar da var arkadaşlar aynı şekilde. Yani 4-5 takım E vitamini takviyesi yapacağımız takımlar var. Arkadaşlar Lutino takımlarımızın erkeği bayağı bir kızışmış. Yani şu an dişiyi bekliyor bakın. Anlaşma falan da var. Yani hayvan erkek kuşumuz bayağı bir kızışmış. Sağdaki erkek, soldaki de dişi. Yani bakalım dişi kuş hazır olur ise bu iş olur demektir arkadaşlar. Yani dişi kuşu bekliyoruz. Erkek kuşumuz bayağı bir kızışmış, hazır olmuş. Sıra dişi kuşta. Dişi kuş da hazır olursa yakın zamanda onlardan bir haber alırız. Evet, buradaki laşenik takımlarımız da bazıları yuvaya girip çıkıyorlar ama bakın hayvan yuvasını eşelemiş, yuvasını kazımış. Şu an için yumurta durumları yok. Belki yakın zamanda onların da bir haber gelir. Bir çift de burada laşenikimiz var arkadaşlar.
Yani bunlar da yuvaya girip çıkmışlar. Bakın yuvanın içine talaşla Nusret Koçan'ı yine dağıtmışlar. Son olarak da arkadaşlar yeme düşmeye yakın erkek kuşumuz var. Bakın jumbo erkeğimiz var. Bu kuş gerçekten çok iri olacak arkadaşlar. Bunun babasını Adem kardeşimize sahiplendirdik. Bunun annesi ise bakın o kuşumuzun annesi şuradaki beyaz DF. Beyaz DF jumbo. Maşallah o kuşun kanı da güzel. Bu kuşun kanatı da güzel. Bakalım Allah izin verirse onu belki kümese ayırırız. Belki sahiplendirme yaparız. Durum şartlar neyi gösterir? İlerleyen zamanlarda bakacağız. Arkadaşlar burada 4 tane yavrumuz var. Yavrumuzun bir tanesi burada yeme düşmeye hazırlanıyor. Evet, diğer yavrularımız da burada yuvadan çıkmıyorlar. Yuvanın köşesine sıkışmışlar bakın. Yani bunların daha bir hafta, yani bazı muhabbet kuşların bir haftası var. Şu jumbomuzun mesela bir haftası var. Diğerlerinin 10 gün kadar süresi var. Belki 10 gün sonra bunlar da yeme düşerler. Onların da takibini yapacağız arkadaşlar. Evet, kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizi destekle bulunabilirsiniz. Videolarımızı da beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir soru, bir fikir, bir öneri olduğu zaman yorumlar kısmına yazın. Yorumlar kısmına bir de maşallah diye yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum dediğim gibi. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum.